İzinsiz Kısa Roman Yazan ve Seslendiren Gizem Çetin Bölüm 10 Düş Gün doğmadan uyanmalısın diyor sanki boğazımdaki el. Güne asla kavuşmamalısın. Hırıltılı ve sessiz bir çığlıkla durdurur keneli. O da karanlık dahi olsa tanıyorum bu ince parmakların sahibini. Neden Sable? diye fısıldayarak yapıyorum hoş geldin merasimini şaşırmıyor ve de kaçmıyor tıpkı benim gibi bana fısıldıyor o istedi o sensin diyorum sesindeki ritim cenazemin marşı sanki ölüm korkusu bir bulut gibi şakaklarıma dolanıyor biliyorum her an kesebilir nefesimi uyum diyor ardından yalanlıyor kendini o değilim Parmaklarını çekiyorum sargılarımın üzerinden. Yalan söyleme diyorum. İkisi aynı anda doğru olamaz. Sen aynadaki yansıman mısın diye sorunca afallıyorum. Ne diye cevaplayabiliyorum sadece. Hem öylesin hem de değilsin diyor. Bir tekerleme söyler gibi. Ayna görüntüleri oluşuyor zihnimde. Neden annemin önce aklını 16 sene sonra da canını aldın? Doğum günü fotoğrafı geliyor hayalimi. Bir fotoğraf karesine hapsedilmiş mutluluğu. Sorumu duyuyor ama sessiz kalıyor. Bir damla yaş sakalsı tüylerime akıyor. Öldürmem demesiyle aklıma banyoda yaralanmadan önce yankılanan tekerleme geliyor. Sible'ın sesiyle söylenmiyordu ama onun ritmiyle. En az onun kadar ince bir ses tonuyla. Öldürdüm diyor. Sibel'in benden aylar sonra doğduğu gerçeği aklıma geliyor birden. Kalbimin atışı değişiyor. Denklem kurarken bir hata yapmış olmalıyım. Beynim hızlı çalışıyor ve ben daha ne olduğunu anlayamadan ağzımdan ''Sen Sibel'in bedenini kullanıyorsun'' cümlesi dökülüyor. ''Yansın diye cevap veriyor. ''Sibel nerede?'' ''Neredeyse bağıracağım. Sesimi belli bir seviyenin altında tutmak çok zor.'' huzursuz düşüncelerle huzurlu bir uykunun arasında gülüyor. gülüyor. Yüzü kızgın değil, belki de dingin hala. Onun bedenini kullanmıyorum. Yansımasını kullanıyorum. Adın ne? Saçımı ıslatmış akan terler. Bu geceki sınavım çok ağır benim. Çıkamıyorum içinden dehşetin. Biliyorsun diyor Bilmiyorsun. Bu sefer çabuk anlıyorum. Sirasın diyorum. Lo değilsin. Sira derken yüzü bir an değişiyor. Korkarak gözlerimi kapatıyorum. Lüle derken parmaklarını ağzıma götürüyor. Harfleri çıkartamıyorum. Anne hiç çağırma diyor. Bense hala Sira ile Lüla'nın farklı ruhlar olmasının şaşkınlığını üzerimden atmaya çalışıyorum. O mu öldürdü? Anne değil mi? diye soruyorum. Bu sefer ikiz itifadeyi ard arda söylemiyor. Evet. Sira, Lüla'ya anne diyor. Aklıma gerçek bir bağdan ziyade Lüla'nın tıpkı bana yapmak istediği gibi onu da evlatlık kaldığı geliyor. Bu anlaşma Sable'ın ailesiyle mi yapıldı? Çözemiyorum. Hikayeni anlat diyorum. Kimin diyor. Bu bedenin ikizinin mi yoksa ismi değişenin mi? Kafam çok karışık. Gözlerimi açıp pencereden sızan sokak lambalarının aydınlığıyla buluşuyorum. Lütfen diye yalvarıyorum canavara. Sen yapmadıysan bana yardım et. Biraz önce çektiğim eli yeniden göğsümde geziniyor. Banyodaki kadar korkunç ama daha sessiz bir tekerleme kulaklarıma doluyor. Biz biriz, biz biriz. Biz aynı iki ruhuz. Küçüktüm o geldi. Bir masal söyledi. Karıştık içimize. O dedi ben uydum. O yaptı izledim. Hırsım yoktu benim. Ben beden istedim. Anne benim için. Kardeş istedi. Delirtti öldürdü. Kendi bedenleri. Ben yaraladım sakladım. Öldürmedim kimseyi o bunu sevmez, ifşayı sevmez, hikayeleri sevmez. Öldürür seni beni, sırlar sır olmalı dedi. Terim yastığa akarken her sözü ezberliyorum. Lula'nın Sira'yı istemediği vahşetlere zorladığını anlayabiliyorum ama daha fazlasını değil. Ben beden istedim ne demekti? Sorularım zihnimden bir bilgi gibi dağılıyor. Tekerlemenin sözleri anlamsızlaşıyor ve ben uyumaya devam ediyorum. İlkileri kuyandığımda aklımda bir şüphe. Aydınlanmış oda, gecenin aksine. Her şey düş müydü diye soruyorum kendime ve kalkıyorum kahvaltı sofrasına katılmak üzere. Mutfağın yenge haricinde bomboş olduğunu görüyorum. Tünaydın diyor. Saate gözüm gidiyor ve öğleyi biraz geçtiğimizi fark ediyorum. Dokuz saattir uyuyormuşum. Ben sormadan kızlar gezmeye çıktı diyor. Talia beyaz kıza adını unuttum. Bir alışverişin iyi gelebileceğini düşünüyor. Çocuklar nerede? Sesim kalınlaşmış. Bir borudan çıkar gibi geliyor. Baskete gittiler diyor yengem. Gel evladım sana ballı süt ısıttım. Sonra da doktora gideceğiz. Doktor mu? O kadar halsizim ki parmağımı kıpırdatmak bile istemiyorum. Ancak yengemin dediklerine itiraz etmiyorum. Çocuklarla yeniden bir araya gelebilmemiz ancak ikindinin akşama dönmeye başladığı saatlerde oluyor. Kızlar hala dışarıda. Ben hastaneden iki ilaçla kurtulmanın ve çabuk iyileşeceğimi bilmenin sevinci içerisindeyim. Fırsatı yakalamak gerek. Şimdi dün olan her şeyi anlatmanın tam zamanı. Düş mü, gerçek mi, bilemediğim diyaloğu da öyle.'' Bölüm sonu devam edecek.